Herkese selam. Şu anda meyve suyu fabrikasındaki meyve suyu üretim makinesini, simülasyonunu göreceksiniz. Nasıl çalıştığı, nasıl prensiplerle donatıldığını anlayacaksınız. Şimdi önce bir makinamızın içerisine, önce bir makinamızı yüzeyden bir tanıyalım. Makineyi bu şekilde gördüğümüz zaman iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi şu kısım, yani bizim meyve suyunu sıktığımız yer ve meyve sularının, konsantre meyve sularının toplandığı yer. Diğer tarafta konsantre meyve sularını meyve suyuna çeviren sistem. İçerisi şu şekilde çalışıyor. Önce yıkama makinesinden getirdiğimiz plastik meyveleri bu sepetin içerisine, yani şu noktaya koyuyoruz ve makineyi çalıştırıyoruz. Makineyi çalıştırdığımız anda görmüş olduğunuz şu elmalar yukarı doğru çıkıyor ve çocuklar buradan, bu konteynerin içerisinden sanki elmaları alıyormuş gibi bir hisse kapılıyor. Yani makine aslında kendi etrafında dönüyor, fakat çocuklar şu pencereden baktıkları zaman buradaki yıkanan elmaları yukarıya alıyormuş gibi gözüküyor. Elmalar bu şekilde yukarı çıkıyor ve bir turunu bitirdikten sonra, yani şu kısma tekrar geri döndükten sonra duruyor. Tabii ki bu sistemin, sıkılma sisteminin, yani bu bant buraya kadar getiriyor, bu paletler buraya kadar getiriyor. Buraya getirdikleri zaman aynı anda senkronize bir şekilde ekranın çalışması gerekiyor. Ekranda meyve suyunun nasıl sıkıldığını, nasıl pres edildiğini gösteren bir animasyon videosuna ihtiyacımız var, ya da gerçek bir videoya ihtiyacımız var. Burada sıkıldıktan sonra sanki sistemin içerisinden borulardan geçerek şuradaki konsantre su meyve sularının konteynerine geliyor. Bu konteyner içerisinde, torba içerisinde ağzı bantlı, korunaklı ama üzerinde boru olan, sanki boru içeriye bağlıymış gibi, sanki borunun içerisinden sularımız buraya, meyve sularımız bunun içerisine akmış gibi, torbanın içerisine akmış gibi, paketli torbanın içerisine görünecek. Daha sonra biz bunu alacağız, buradaki taşıyıcı yere getireceğiz. Yani buradan yukarıya meyve suyunu yapacak olan, meyve suyunu şişeleyecek olan makineye gidecek. Burada bu üç tane sistem, yani bütün hepsi sıkıldıktan sonra bunlardan birini ya da iki tanesini alacağız. Bu kısma getirip koyacağız. Daha sonra şurada görmüş olduğunuz sistem kendi içerisinde, motoru içerisinde çalışan, sürekli yukarıya renkli meyve suyu basan bir sistem olacak. Bu gidecek ve tekrar geri dönecek. Şurada gördüğünüz gibi. Bu gidecek ve buradan tekrar geri dönecek. Yani kapalı bir sistem tamamen. Herhangi bir şeyimiz olmayacak. Yani meyve suyunun gittiği herhangi bir yer olmayacak. Sadece içerisinde döngü yapacak şuradaki tank ve pompayla birlikte. 25 litrelik bir tank diye hesaplandı. Bu meyve suları bu borunun içerisinde dönecek kendi içinde. Bu arada bu sistem başladığı zaman şu taşıyıcı bant boş meyve kutusu, burada ben tam olarak şey yapamadım, ancak bulduğum resimlerden biri buydu. Normalde bu 5 boş bir meyve suyu kutusu, meyve suyu şişesi. Bu şişeler etrafında dönmeye başlayacak kendi etrafında. Aynı anda gördüğünüz gibi burada bir etiketimiz var. Bu etiket de aynı şafta bağlı bir bantla. Bu etikette diğer boş olan etikete sarılacak sürekli. Bu bittiği zaman tekrar yenisi buraya konulacak. Yani sürekli süreç tekrarlanacak bunun içerisinde. Bunlar da kendi içerisinde sürekli olarak dönecek. Tabii ki bunun hiçbir şekilde gösterilmemesi gerekiyor. Yani şu pencereden baktığımız nokta haricinde diğer her tarafı gizli olması gerekiyor, kapaklı olması gerekiyor. Şu gördüğünüz şişeler etrafında dönecek sürekli. Bunların dönmesi sadece hani boş şişelerle başlayacak zaten önce. Ondan sonra tekrar aynı elmalarda olduğu gibi boş şişelerle başlayıp boş şişelerle bitecek. Yani şişelerde bittiği zaman, bir tam tur attığı zaman bunlar da bitecek. Yani bizim tamamen görmüş olduğumuz şu sistem içerisinde bunlar kendi etrafında dönen boş meyve suyu kutuları, etiketler
Bu şekilde burada bir simülasyon var ve aynı anda şu borularda meyve sularımız olacak. Şurada görmüş olduğunuz ekranda da bunlar yine meyve suyunun dolumu, etiketlenmesi ve kapaklanmasını gösterecek bilgisayarda. Peki bu aşamadan sonra ne olacak? Bu aşamadan sonra şurada iki tane yine taşıyıcı paletimiz olacak. Bir tanesi sağa doğru çalışan bir palet bu şekilde. Ve bir tanesi de bu tarafa doğru, yani bizim çocuklara vereceğimiz açık alana doğru, makinenin dışında kalacak olan taşıyıcı bant. Buraya 12 tane su yerleştirmemiz lazım, meyve suyu. Bu meyve suları otomatik olarak şuradan, yani şuradaki taşıyıcı bandına ulaşıp buradan da buraya gelmesi gerekiyor. Bu süreç için farklı bir mühendislik kullanılabilir. Benim şu anda aklımdaki olan bu. Ama tabii ki fabrikalardaki bu taşıyıcı bantlara bir göz atmak lazım. 12 tane, yani 6 tane her seferde verecek şekilde. 6 tane, çünkü çocuk sayımız 6. 6 tane meyve suyu vereceğiz ve makinenin kapanması lazım. Şu kısımlar, bunlar tutangaçlarımız. Şu kısımlar dolap, yani buzdolabı. Bu buzdolabının mutlaka burada olması gerekiyor ki bu meyve suları ancak artı 2 ila artı 8 arasında soğutulması gerekiyor. Hem raf ömürleri kısa, hem de sıcakta bozuluyorlar. O yüzden bu alanı dolap, yani buzdolabı olarak değerlendirmek istiyoruz. Şöyle tekrar toparlayalım her şeyi. Gördüğünüz gibi makinemiz bu. Sol tarafı, makinenin sol tarafı elmaları sıkan ve şuradaki kutulara boşaltan, buradan tekrar alıp meyve sularını şişelemeye götüren bir seri şeyden geçiyor, simülasyondan geçiyor. Şimdilik bu kadar. Bir sorunuz olursa lütfen benimle irtibata geçebilirsiniz. Teşekkür ederim.